Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kazanım kavramı 16. testteyiz. Diyor ki: Mitoz ve eşeysiz üreme ile ilgili olan testimiz. Diyor ki: Eşeysiz üreme çeşitlerinden biri şematize edilmiştir. Nedir bu arkadaşlar? Rejenerasyondur, değil mi? Diyor ki: Hangisi yanlıştır? Şematize edilen olay rejenerasyondur. Evet, bu doğru. Bu üreme şekli omurgasız ve omurgalı tüm hayvanlarda birey sayısının artışını sağlar. Şimdi arkadaşlar, Birey sayısı bak tüm hayvanlar diyor burada bazıları deseydi kabul edebilirdik ama burada tüm hayvanlar dediği için yanlış alacağız. Rejenerasyon bizlerde de görülür ama bizlerde doku düzeyinde organ düzeyinde vardır. Yani bizlerde birey sayısını artırmaz. Sadece yaraların onarımını sağlar arkadaşlar. O yüzden cevabımız bursa şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. Bu olay sırasında sistem düzeyinde yenilenme görülür. Canlının tamamı yenilendiği için sistem düzeyinde diyoruz. Doğrudur. Bitkilerde görülen vejetatif üremenin karşılığıdır. Evet arkadaşlar bir nevi vejetatif üremede de bitki kendisini yeniliyor. Ee, Rejenerasyonda da aynı şekilde. Bu olay sırasında hücre bölünmeleri ve farklılaşmaları görülür. Hücre bölünmeleri sayesinde işte canlı büyüyüp gelişerek kendisini büyütür. O yüzden doğrudur. Cevabımız bursa şıkkı olur. İkinci soru. Aşağıda hidranın tomurcuklanması şematize edilmiştir diyor. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Medüzde tomurcuklanma görülmez. Evet arkadaşlar tomurcuklanma sadece hidrada yani e, polip formunda görülür sadece. EM düzde tomurcuklanma yoktur o yüzden bir doğrudur. Şöyle doğru diyelim. Hidra'nın tomurcuklanması sonucu oluşan yapılardan bazıları ana bireye bağlı kalarak polip oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın polip ne oldu? Şu şekilde ana bireye bağlı kalan hidralardan oluşuyor. Doğrudur. Medüz ve polipin genetik yapısı ana canlının genetik yapısıyla aynıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Neden? Çünkü tomurcuklanma olayı mitoz bölünme ile gerçekleşir. O yüzden genetik yapı olarak birbirlerinin aynısıdır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle üçüncü soru. Mitoz bölünme geçiren bitki ve hayvan hücrelerinde verilenlerin hangilerinde farklılık gözlenir? Bitki ve hayvan hücrelerinde diyor. Kardeş kromatitlerin sentromerlerinden ayrılması ikisinde de bu olay vardır arkadaşlar. Farklılık göstermez. DNA'nın eşlenme mekanizması bitkide de hayvanda da aynıdır. Sitoplazma bölünmesinin boğumlanarak gerçekleşmesi. Bakın boğumlanma olayı sadece hayvan hücrelerinde vardır. Bitki hücrelerinde aralamel oluşumuyla gözlenir. O yüzden cevabımız A şıkkı yalnız 3 olur. 4. soru. Mitoz bölünme sonucunda oluşan iki hücrenin verilenlerden hangileri farklı olabilir? Şimdi bakın, organel çeşidi farklı olamaz arkadaşlar. Eğer ki bir hücrede mitokondri varsa, diğerinde de olmak zorunda. E, golgi varsa diğerinde de olmak zorunda. Çeşit bakımından farklılık göstermez. O yüzden bu değil. Sitoplazma miktarı farklılık gösterebilir. Mesela eşit bölünmeyebilir. Birine 10 gram düşerken birine 15 gram düşebilir arkadaşlar. Nükleotit dizilişi de farklılık göstermez. Çünkü mitoz bölünme tamamen DNA'nın kopyası oluşturuluyor. Yani herhangi bir şekilde nükleotit dizilişinde e, çeşitlilik, farklılık gözlenmiyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Burada mutasyonlar hariç. Zaten soruları eğer ki mutasyonu katıyorsa parantez içerisinde mutasyonlar dahildir falan diyebilir. E, ama bütün düşündüğümüz sorularda arkadaşlar mitoz bölünme ile ilgili eşeyli üreme, eşeysiz üreme ile ilgili mutasyonları dahil etmeyeceğiz. Gelelim 5. soruya. Eşeysiz üreme ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Tüm canlılarda görülür. Şimdi arkadaşlar bu yanlış. Bizlerde var mı eşeysiz üreme? Yok. O zaman bu yanlıştır. Kalıtsal yapının korunmasını sağlar. Evet eşeysiz üreme kalıtsal yapının korunmasını sağlıyor. Çünkü temeli mitoza dayanıyor. Canlının yaşama ve üreme şansını artıran adaptasyonların oluşmasını sağlar. Kesinlikle yanlıştır. Canlının Yaşama ve üreme şansının artması için çeşitliliğin yani canlının DNA'sının değişmesi lazım. E DNA değişmediğine göre hep aynı kaldığına göre ne olur? Üreme şansını artıran adaptasyon olmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki aşık olur. Altıncı soru. Bir hücrede birden fazla çekirdeğin görülmesinin sebebi ne olabilir diyor. Arkadaşlar birden fazla çekirdek varsa bakın. Bir hücre şu şekilde olmuştur. İki tane çekirdeği vardır. Ve stoplazması bölünmediği için çok çekirdekli kalmıştır. O zaman burada bizim temel nedenimiz nedir? Ee, çekirdeğin, pardon stoplazmanın bölünmemesi. Diyor ki kromozomlarda ayrılmama. Bununla bilgisi yok. Kromozom sayısını değiştirir bu. Replikasyon sırasında meydana gelen mutasyon. Bunun da bilgisi yok arkadaşlar. Çekirdek diyoruz biz replikasyonla bilgisi yoktur. Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmemesi. işte aradığımız cevap bu. Cevabımız ne olacak? CH şıkkı olur. Yedinci soru. Aşılama ile ilgili diyor. Verilenlerden hangileri yanlıştır? Yeni bitkinin üst kısmını oluşturmak için eklenen parçaya aşı denir. Doğrudur arkadaşlar bu. Üst kısmına aşı, aşı diyoruz biz. Yani şöyle düşünün. Bu bizim toprağa bağlı bitkimiz. Üst kısmına yeni bir bitki getiriyoruz. Bu yapıya biz aşı diyoruz. Alt kısmına arkadaşlar şuraya da anaç diyoruz. Anaç. Diyor ki yeni bitkinin alt kısmı ve köküne anaç denir. Evet doğru. Kaliteli ürün veren yeni bitki türlerinin üretilmesini sağlar diyor. Arkadaşlar yeni bitki türünü üretmez. Yeni bitki türünü üretmez. Ee, var olan bitki türünün korunmasını veya var olan bitki türünün daha iyi bir şekilde üretilmesini sağlar. O yüzden yanlış olanı sorduğu için cevabımız Bursa yalnız 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir insanda bulunan hücrelerinden hangileri mitoz bölünme gerçekleştiremez? Arkadaşlar ben bunu şöyle kodluyorum. Kars yumurtası. Kars yumurtası. Şimdi bakın buradaki K kas hücresidir. Kas hücresi veya kan pulcuklarıdır kan pulcukları. Buradaki A al yuvardır. Al yuvar. R retinadır arkadaşlar. Gözümüzde bulunan bir tabaka bölünmez bu. S sinir hücresidir. Sinir hücresi. Yumurta zaten yumurta. Burada dökün nöron. Nöron nedir zaten? Sinir hücresi. O zaman bu bölünmez. Evet bunu alacağız. Olgun al yuvar. Bakın al yuvarı da yazmışım. Bu da bölünmez. Bunu da alacağız. Epitel doku var mı? Bunların içinde epitel doku? Yok. O zaman cevabımız ne olur? 1 ve 2 Denizli şıkkı olur. Gelelim diğer soruya. Şurayı sileyim şöyle. Evet, sorumuz açılsın. Diyor ki: "Ökaryot hücrelerde hücrenin yönetim ve denetim merkezi çekirdektir. Çekirdeğin etki ettiği alan sınırlıdır." diyor. "Verilenlerden hangileri ökaryot hücrelerin bölünme sebeplerindendir?" diyor. Şimdi burada arkadaşlar okuyalım. Hücrenin çekirdek bölü stoplazma oranının küçülmesi. Şimdi bu oranın küçülmesi için stoplazma miktarının artıp çekirdeğin aynı kalması lazım. Stoplazma miktarı artarsa çekirdeğin etki ettiği alan zaten sınırlı olduğu için çekirdek stoplazmaya yetmez. Dolayısıyla bu hücre bölünmesine sebep olur. Hücrenin alan bölü hacim oranının artması. Alan bölü hacim oranının artması demek alanın artıp hacmin aynı kalması ya da alanın aynı kalıp hacmi küçülmesi demektir arkadaşlar. Böyle bir durumda olmaz. O yüzden gitti ki. Hücre zarındaki madde geçişlerinde aksaklıkların görülmesi. Bu da yine e, aksaklık olması hücreye yeterince besin girmemesi demektir. Bu da hücrenin bölünmesine sebep olur. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 10. soruya. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mitoz bölünme ile ilgilidir? Hangisi mitoz? Bir hücreden kalıtsal özellikleri ata canlı ve birbirleriyle aynı iki hücrenin oluşması. Bakın bu mitoz bölünmeyle ilgilidir değil mi? Bir hücreden kalıtsal özellikleri ata canlı ve birbirleriyle aynı iki hücre oluşması. Evet bu mitoz. Çok hücreli canlılarda zigottan canlının ölümüne kadar devam etmesi bu da mitozun özelliğidir. Eşeysiz üremenin temeli olması zaten bu da mitozun özelliğidir. Cevabımız Edirne şıkkı hepsi doğru olur. 11. soru Burada arkadaşlar iki en yani eşittir altı kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmeye ait evreleri verilmiştir. Gerçekleşme sırasını soruyor. Bakın burada ben size şöyle bir şifre vereyim. Şifremiz şu arkadaşlar. Şimdi bizim e, ip mat diye bir şifremiz vardı değil mi? İp mat. Şunu birazcık küçülteyim. Bakın şuraya yazayım. İ interfaz. İnterfaz zaten hazırlık. İnterfazı hiç katmıyorum. Profaz. Metafaz anafaz ve telofaz. Arkadaşlar, profazda ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne olur profazda? Çekirdek zarı eriyerek kayboluyor, endoplazmik retikulum, çekirdekçi kayboluyor, sentrozomlar eşleniyor, ipliklerini oluşturmaya başlıyor, kromatin iplik kısa kalınlaşarak kroma, e, kromozomlara dönüşüyor. Metafaz merkez evresidir, yani metafazda e, kromozomlar merkeze dizilir. Bakın, şöyle hücrede şöyle merkeze dizilmiş kromozomlar görüyorsanız bu metafaz evresidir. Anafaz ayrılma evresidir. Bakın buradaki A'dan çıkarıyorum. Merkezi de buradaki M'den çıkardım. Ayrılma evresidir. Kromozomlar ne yapacak? Ayrılacak. O zaman şurada 2 numara anafaz mıdır? Anafazdır değil mi? Anafaz yazdım. Bir numara nedir arkadaşlar? Bir numarada baktım anlattığıma göre profaz evresidir. Geliyorum telofaza. Telofaz profazın tam tersidir. Ayrıca telofazda arkadaşlar şunu da görürsünüz. Şöyle bir eğer hayvan hücresi ise boğumlanma vardır. O zaman 3 numarada burada nedir? Telofaz mıdır? Evet. Şimdi bize sırasını soruyor. E, profaz, metafaz, anafaz, telofaz şeklinde gidiyor. O zaman direkt ne olur? 1 2 3 şeklinde A şıkkı cevabımız olur. Gelelim şöyle yakınlaştıralım son sorumuz. Aşağıda verilen canlı üreme biçimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Öglena bölünerek. Öglena tek hücreli olduğu için bölünerek çoğalır. Doğru. Hidra tomurcuklanarak. Evet arkadaşlar. Hidra tomurcuklan. Az önce de soruda da çıkmıştı. Karayosunu sporla. Doğrudur arkadaşlar. Sporla ürer. Ekmek küfü sporla demiş. Ekmek küfü bir mantardır ve mantarlar da sporla ürer. Bu da doğrudur. Yer elması tomurcuklanarak demiş. Bakın yer elması arkadaşlar rizon ee, rizom dediğimiz yapıları vardı. Bakın yer şekli şöyle düşünelim. Yer üstünde böyle küçük gözenekler vardır. Şöyle gözenekler. Bu gözenekleri alıp toprağa ektiğimiz zaman bu gözeneklerden yeni yer oluşur. Biz bunlara rizomla üreme diyoruz. Rizomla üreme ise vejetatif üremenin bir çeşididir. Dolayısıyla tomurcuklanma olmaz. Cevabımız eşit olur. Evet böylece bu testimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki testlerde videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.